Sayın Valim, Koordinasyon Kurulu'nun değerli üyeleri, kurumum ve şahsım adına saygılarımı sunuyorum. Ankara Orman Bölge Müdürlüğü'nün Kırşehir ilindeki faaliyetlerini sunuyorum. Kırşehir ilinde toplam 35 projemiz var. 2.825.750 lira yıl ödeneği. Bu ödeneğin 31 Aralık tarihi itibariyle 2.154.305 lirasını harcadık. Parasal gerçekleşme %76, fiziki gerçekleşme %100. Projelerimiz yıllıktır. Yıl içinde tamamında tamamlamış bulunuyoruz. 300 hektar ağaçlandırma tesis, yeni ağaçlandırma, 300 hektar bakım, 50 hektarda toprak muhafaza tesisi, 848 hektarda toprak muhafaza bakım çalışmaları, 200 hektar sahada rehabilitasyon bakım ve 200 hektarda etüt proje olmak üzere çalışmalarımızı tamamladık. Hangi yıllar arasında yapılan faaliyetler kapsıyor bu? Sayın Varım, bu bakımlar önceki yıllar tesis edilen sahalar, daha sonraki yıllarda tamamlama, otarma, çapa gibi bakımlar yaparak onların vasıflarını daha iyi duruma getirip standartını yükseltmeye çalışıyoruz. Bu tesis olanlar sadece 2021 yılında yapılan çalışmalar. Bakım ise önceki yıllar. Yani bu 2021 yılında yapılan tesisin de gelecek yıllarda bakımları devam edecek. Yani verimli hale gelinceye kadar bakım çalışmaları devam edecek. Bu çalışmalarımızdan görüntüler var. Ağaçlandırma çalışmaları. Tanıtım amacıyla çalışmalarımız var. Ormancılık gününde ağaç sevgisini yaymak için yaptığımız çalışmalar. Teşekkür ediyoruz Sayın Hanım, sizlerin de iştirakiyle. 15 Temmuz nedeniyle Genç Aileler Hatıra Ormanı. Milli ağaçlandırma günü 11 Kasım itibariyle 70.800 adet fidan dikimi gerçekleştirildi. 29 Ekim fidan dağıtım etkinliği. Toplam dikilen fidan adedi 2021 yılı için 497.000 adet fidan toprakla buluşturuldu. Fidan dağıtım vatandaşın da bu işe katılımını önemsiyoruz. Mevcut ormanlarımızda sıklık bakımı, koruya tahvil, rehabilitasyon ve ilk aralama bakımı için yılında verilen programlar gerçekleştirildi. Ormanlarından üretim çalışmaları 13.700 metreküp dikili damgaya karşı 539 difyonga ve 2116 siterde yakacak odun üretimi sağlandı. Orman köylüleri işlendirildi. Orman köylerinin desteklenmesi kapsamında bir köyümüzde 3 aileye dış cephe mantolama, yani yakacak odun tüketimini azaltmaya yönelik bir çalışma bu. Dış cephe mantolama desteği. 3 köyde de 11 aileye toplamda süt sığırcılığı projesi kapsamında 487.500 lira Orköy kredisi ile destek sağlandı. Bu destek %20'si hibe, karşılıksız. Diğeri de düşük faizle ödeme kolaylığı sağlanarak verilmiş kredilerden oluşuyor. 3 yangın meydana geldi. 3.3 hektar alan zarar gördü. İşletme Müdürlüğümüzde yapılan çalışmalar, arz ederim Sayın Valim.